Son devrin meşhur hattatlarından Hattat İsmail Hakkı Altunbezer. 8 Şubat 1873'te İstanbul'da Kuruçeşme semtinde doğdu. Kurban Bayramı'nda doğduğu için kendisine İsmail adı verildi. Baba tarafı 5 bağıtına kadar hattattır. Bunların ilk üçü Trabzon'da, son ikisi ise İstanbul'da mesleklerini sürdürmüşlerdir. İsmail Hakkı Bey önce Kaz Asker Mustafa İzzet Efendi'nin talebesi olan babası Mehmet Hilmi Efendi'den sülüs, nesih öğrendi. Sanayi-i Nefise Mektebi'nde resim ve hakkaklık tahsil ederken Divan-ı Hümayun kalemine girdi. Burada Sami Efendi'den hem tuğra çekmesini öğrendi, hem de divani, celi divani ve celi sülüs yazılarını meşketti. Önce ikinci tuğrakeş, sonra da birinci tuğrakeş oldu. Çeşitli mekteplerde Rika, Medresetül Hattat'inde ise tuğra ve celi sülüs hocalığı yaptı. 1928 Harf İnkılabı'ndan sonra Şark Tezyini Sanatlar Mektebi'nde, 1936'dan itibaren de Güzel Sanatlar Akademisi'nde tesip dersleri verdi. Altunbezer soyadını müzehhipliği dolayısıyla aldı. Nadir rastlanan bir fırça ve kalem hakimiyetine sahip olduğu için bu yeni mesleğinde de kolaylıkla eserler verdi. Ancak üslubu itibariyle klasik yolun dışında kaldığından haklı olarak tenkide uğradı. 1945'te hastalığı dolayısıyla akademideki görevinden ayrıldı. Bir müddet sonra da vefat etti. Mezarı Karacaahmet'in Tunus Bağı yolu tarafındaki kabristanda babasının yanındadır. Mezar kitabesini celi tarikle vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Okyay yazmıştır. Velut bir sanat hayatı olan Tuğrakeş Hakkı Bey'in çeşitli koleksiyon ve müzelerdeki eserlerinden başka Divan-ı Hümayun'dan çıkan ferman, berat ve menşurlarla da yazıları bulunmaktadır. Üsküdar Selimiye, Edirne Kapı, Zeynep Sultan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camilerinin kubbe yazıları ile Laleli, Afyon, Eskişehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece sanatkarane celileri vardır. Ayrıca Osmanlı devrinde son Kabe örtüsünün kuşak yazısı, ilk Risale Riyaset-i Cumhur mührü, Mahmut Şevket Paşa'nın türbe yazıları onun önemli eserleri arasındadır. İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devrinin meşhur gül yetiştiricilerinden biriydi. Sanat hayatının en olgun devrini eser vereceği yerde ne yazık ki geçim kaygısı yüzünden mahkemelerde bilirkişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır. İsmail Hakkı Bey ile Necmettin Okyay, mütehassısı oldukları farklı sanat şubelerinde daima birbirlerini tamamlayarak bir eski Türk Sanatları Akademisi'ne adeta şahıslarıyla bedel olmuşlardır. Hakkı Bey'in yetiştirdiği hattatlar arasında Halim Özyazıcı ve Macit Ayral Türk hat sanatında isim yapmış kişilerdir. Hakkında Şevket Radon'un şu anekdotu anlattığı bir hat üstadı. Bir gün hattat Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey iki elinde iki büyük paket olduğu halde Karaköy'den vapur iskelesine doğru gidiyordu. Hemen yanına yaklaştım. Paketlerden birini ben taşıyayım dedim. Tereddüt etmeden al dedi. Bu sefer Kadıköy iskelesine değil de Karaköy muhallebicisine doğru yürüdü. İçeri girdik. Hocam, hani iskeleye gidiyordunuz? Cevap vermedi. Muhallebici çırağına, evlat, bir limonata, bir de muhallebi dedi. Sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Allah insanı karısına, evladına, talebesine muhtaç etmesin. Benim eşyamı taşıyorsun, onun hakkını ödemeliyim. Üstadım dedim, asıl biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz, hocalık hakkınızı. Senelerdir sizden feyiz aldık, bunu nasıl unuturuz? O başka diye cevap verdi. Onun karşılığını marif vekaleti bana ödedi.